İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri 2. bölüm. Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i âliye denilen İslam alimlerinin 23.'südür. 14 Şevval 971, 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend, Sihrinç şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de, 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhend'de 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: "Edebi gözetmek zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen hakka kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram sohbet ile yükseldi. Eshab-ı kiram dini bildirenlerdir. Eshab-ı kirama dil uzatan dini yıkar. Eshab-ı kiramın imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı kiramın hepsi evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Felasifenin, filozoflar kısa görüşleri yalnız madde alemini görmektedir. Gına sahiplerinin, yani zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen her şey de haramdır. Havf, korku, gençlikte, reca, ümit, ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır, Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede, mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça Hak Teâlâ'ya bağlanılamaz. İbadeti gayrden, başkasına tapınmaktan kurtulmak için Allahü Teala'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş, senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas, ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. İslam'ın temeli ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine inanmak ve yapmaktır. Kalbe gelen lekeleri temizlemek için tövbe, istiğfar, pişmanlık ve iltica, sığınma, yalvarma etmelidir. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Zikir ve rehberi, doğru yolu gösteren alimi sevmek bunu kolaylaştırır. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefistir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin güvenilir bir talebesi ve oğulları şöyle anlatmışlardır. Bir tüccar İmam-ı Rabbani Hazretlerinin komşularından birinin malını çaldı. Mal sahibi ise İmam-ı Rabbani Hazretlerinin akrabasından bir genci hırsızlıkla itham etti. O genç hakaret ve dayak korkusundan kaçıp gitti. Serhend nöbetçisi bunu duyunca Hazreti İmam'ı çağırdı.
işinde gevşeklik gösterenin yanına gitmek icap etmediğini bildikleri halde İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerinden birisiyle yaya olarak oraya gitti. O edepsiz nöbetçi onların şanına yakışmayan çok alçak sözler söyledi. Hazreti İmam ise gayet yumuşak cevaplar verdi. Bu esnada Mevlana Tahir Bedahşi geldi. O kızgın nöbetçiye, "Kimi ayağına çağırdığını biliyor musun? Allahü Teala'nın dostlarına kötü davrananlar elbette kısa zamanda cezasını görür," dedi. Nöbetçi onları bıraktı. Aradan bir gün geçmeden bu edepsiz nöbetçi semtinde bulunan büyük bir kalabalıkla münakaşa etti. İş kavgaya döküldü. O nöbetçi oğullarından ve akrabasından 20 kadar insanla kalabalığa karşı koymak istedi ve evin damına çıktı. O evde de harp için saklanan patlayıcı maddeler vardı. Oraya aniden bir ateş düştü ve büyük bir patlama oldu. O nöbetçi bütün oğlu ve akrabasıyla havaya uçtu. Cesetleri bile görülmedi. Böylece Allah dostlarına kötü söz söylemenin cezasını canıyla ödedi. Beyt: Yalnız kendine değil edepsizin zararı, onun ateşi sarar hatta bütün afakı. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: İslamiyet'in emirlerini bildirmek için harika işler yapmak, keramet sahibi olmak şart değildir. Bilenlerin bilmeyenlere öğretmeleri lazımdır. Elimde gücüm kuvvetim yoktu da İslamiyet'in yasak ettiği şeylerin kötülüklerini söyleyemedim diyerek özür ve bahane ileri sürmek kıyamette insanı azaptan kurtaramayacaktır. İnsanların en iyileri olan peygamberler aleyhisselam İslamiyet'in emirlerini, yasaklarını bildirirlerdi. Ümmetleri mucize isteyince mucizeleri Allahü Teala yaratır. Bizim vazifemiz onun emirlerini bildirmektir, buyururlardı. Allahü Teala dilerse ümmetlere merhamet ederek inanmaları, saadete kavuşmaları için o anda mucize yaratırdı. Her ne olursa olsun, İslamiyeti bildirmek, gençlere öğretmek, faydalarını açıklamak, düşmanların yalanlarını, iftiralarını cevaplandırmak elbette lazımdır. Bilenler bildirmezlerse cezadan, azaptan kurtulamayacaklardır. Bu vazifeyi yaparken fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Dikkatle çalışırken kendine bir sıkıntı gelirse bunu nimet bilmelidir. Peygamberler Allahü Teala'nın emirlerini bildirirken görmedikleri sıkıntılar, çekmedikleri işkenceler kalmadı. Onların en üstünü Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Hiçbir peygambere benim çektiğim eziyet çektirilmedi." İslam aleminde İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat 3 cilt olup 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ının 1. cildinde şöyle nasihat buyurmaktadır: "Namazda hasıl olan lezzetlerde nefsin nasibi yoktur. Namazın miraç olması bu ümmete mahsustur. Uyku zamanında 100 kere tesbih, Sübhanallah demek, tahmid, elhamdülillah demek ve tekbir okumak, Allahu ekber demek, kendini hesaba çekmek sayılır. Rezzak olan Hak Teâlâ, rızıklara kefil olmuş, kullarını bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Saadet-i ebediyeye kavuşmak, peygamberlere uymaya bağlıdır. Sohbeti ganimet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü, bütün üstünlüklerin ve kemallerin üstüdür. Sünnet ile bid'at arasında şüpheli olan bir işi terk etmelidir. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. İslamiyete uymadan azaptan kurtulmak olmaz.
İslamiyete uymak, nefsin isteklerini bırakmak demektir. İslamiyete uymayan kimse Allahü Teala'ya kavuşamaz. İslamiyete uygun olmayan sözler ve işler insanı felakete sürükler. Şeytan Allahü Teala rahimdir, affeder diyerek insanı günah işlemeye sürükler. Halbuki kıyamet günü düşmanlara merhamet olunmayacaktır. Şeytan kötülükleri iyilik şeklinde gösterip insanları aldatır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Talebelerinden biri şöyle anlatır. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bir kervansarayda konakladıkları sırada talebelerine aniden şöyle buyurdu. Bugün buraya bir bela geleceğini ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler. Herkes Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ül alîm ve Eûzu bi kelimâtillâhittâmmeti min şerri mâ halak dualarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duayı kim okursa Allahü Teala'nın inayetiyle kendisi ve malı korunur. Bunu söyledikten sonra 2 saat geçmeden kervansarayın bazı kısımlarında yangın çıktı. Bir türlü söndüremediler ve birçok mal yanıp telef oldu. Bu arada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden Mevlana Abdülmümin Lahori'nin de malları yandı. Ona sana hiç kimse okunması icap eden duaları söylemedi mi? Buyurdu. Arkadaşları ona bu duaların okunması gerektiğini söylemeyi unutmuşlardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Kâfirlere kıymet vermek Müslümanlığı aşağılamak olur. Kelime-i tevhid, putlara ibadeti bırakıp Hak Teâlâ'ya ibadet etmek demektir. Küfür, nefs-i emmârenin isteklerinden hasıl olur. Malı zarardan korumanın ilacı, zekât vermektir. Maraz-ı kalbi, kalbin hasta olması, Allahü Teâlâ'nın emirlerine ve yasaklarına kalbin inanmaması demektir. Masiva, mahluklar demektir. Akla hayale gelen, düşünülen, görülen her şey masivadır. Mekruhtan sakınmak ve bir edebi gözetmek, zikirden, fikirden ve murakabeden daha faydalıdır. Meyyite, ölüye, dua, fatiha, sadaka ve istiğfar ile yardım etmelidir. Mübah olan şeyleri, lazım olunca kullanmalıdır. Mübahları, kulluk vazifesini yapmak için niyet ederek kullanmalıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan, şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Büyükleri sevmek, saadetin sermayesidir. Müdahane, gevşeklik sığmaz. Nefis bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak, cehli mürekkep olmuştur. Nefse, günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Nefsi emmare, hiç kimsenin emri altına girmeyip, herkese emretmek ister. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için, dine uymaktan başka çare yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin makbul talebelerinden biri, cüzzam hastalığına yakalandı. Dostları, onunla oturmaktan, bir arada durmaktan, onunla sofraya oturup yemek yemekten kaçınıyorlardı. Hatta bir gün, bir toplantıda, çok sevdiği arkadaşlarından biri, onunla aynı kaptan yemek yemekten açıkça çekindi. Bu zat, bundan çok kırıldı ve üzüldü. Hazreti İmam'ın dergâhına sığınıp, Allahü Teâlâ'nın izniyle teveccüh ve yardım etmesi için yalvardı. Hazreti İmam şefkat ve merhametlerinin çokluğundan kederlendi ve o hastalığın kalkması için dua etti. O hastalığı kendine çekti. Şöyle ki bu hastalık o kimsenin bedeninden onun mübarek ayaklarına intikal eyledi.
Dostları bu kimsenin vücudunda hastalıktan eser kalmadığını gördüler. Gerçi muhlislerin ihlası ve akidesi daha çok kuvvetlendi ama bu hastalığın Hazreti İmam'a geçmesinden hepsi rahatsız, huzursuz olup eleme gark oldular. Bu hastalık sebebiyle oğullarının ve talebesinin sabırsızlığını, feryatlarını, ağlamalarını ve korkularını görünce kendilerinden de kaldırılması için bir daha dua edip yalvardı. Allahü Teala'nın yardımıyla kendilerinden de kalktı. Oğullarına ve dostlarına bunun müjdesini ulaştırdılar. O hastalığın bulunduğu azalarını gösterip eser kalmadığını bildirdiler. Hepsi şükrettiler. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: 1. cilt 193. mektup. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmain yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bid'at sahibi, yani her reformcu ve her sapık kimse, bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehl-i sünnet alimlerini gölgelemeye, küçültmeye çalışıyor. Demek ki, kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da İşlerde gevşeklik olursa, tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa, cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki, işin aslı ve temeli, itikadı düzeltmektir. Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Allahü Teala bizi ve sizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. İslamiyete yardım için bugün az bir şey vermek, binlerce altın vermiş gibi kıymetli olur. Hangi talihli kimseye bu büyük nimeti ihsan ederlerse, ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına, İslamiyetin kuvvetlendirilmesine çalışmak her zaman iyidir ve kim olursa olsun, böyle çalışan cihat sevabına kavuşur. Resulullah'a tam varis olabilmek, bu büyük işi yapmakla olur. Resulullah Efendimiz eshabına karşı buyurdu ki: "Siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapmaz iseniz helak olur, cehenneme gidersiniz. Sizden sonra öyle Müslümanlar gelecek ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının
onda birini yapabilseler, cehennemden kurtulurlar. İşte bizim zamanımız o zamandır ve müjdelenenler de şimdiki Müslümanlardır.